LGBTQ artı artık daha ne kadar uzuyor bilmiyorum ama her sene yeni bir tane daha ekleniyor. Eklensin bu arada beni ilgilendiren bir konu yok sadece ezberlemesi zor. Bunların en tartışmalı tarafı trans bireylerdi genelde. Sporda tartışıldı hatta en büyük tartışma konusu buydu. Bir trans birey kadınlarla yarışabilmeli midir diye. Çünkü biyolojik olarak ona avantaj sağlayacak çok daha fazla özelliği var. Ki bu şekilde tırnak içinde başarılar elde eden trans insanlar da oldu. Diğer bir tartışma konusu mesela biriyle date çıkacaksın. Ancak karşı tarafın trans bir birey olduğunu bilmiyorsun ki gerçekten de öyle bir zamana denk geldi ki tıp o kadar gelişti ki biraz da feminen tipli bir erkekse onu bir kadına kadından daha çok benzetebiliyorsun. Yani güzel bir kadını haline getirebiliyorsun tıpınla yardımıyla. Makyajdır, filtrelerdir falan filan. E böyle bir insanla buluştun atıyorum ve trans bir birey olduğunu damcısına söylemedi. Bir birliktelik yaşadınız falan. Bu etik olarak doğru bir şey mi? Bu tartışılan bir konuydu. E tuvaletler, geçen Twitter'da gündem olan konu. Trans bireyler kadınlar tuvaletini kullanmalı mıdır şeklinde. Güzellik yarışmaları yine bambaşka bir tartışma konusu. Hollanda'da arkadaşlar güzellik yarışması birincisi trans bir birey oldu. Yani Hollanda'nın en güzel kadını biyolojik olarak bir erkek. Bu tarz yarışmalara katılım sağlayabilmeliler mi gibi tartışmalar yine yaşandı. Ya katılmayı bırakın kazanıyorlar bile o kadar garip. Şu anda not falan almadım. Podcast'i random kaydediyorum ve gördüğünüz gibi aklıma 4-5 tane farklı problem geldi. Belki üzerinde düşünsek translar hakkında onların yaşadığı ya da bizim yaşadığımız farklı farklı daha çok anlaşmazlık ya da problemi konuşabiliriz. Şu an aklıma gelenler bunlar. Peki nereden çıktı bu konu? Twitter'dan çıktı arkadaşlar. Olayın kahramanıyla herhangi bir problemim olmadığını, bu videonun bir hedef gösterme de olmadığını söyleyerek başlayayım. Çünkü çok yanlış anlaşılabiliyor bu tarz konular. Eylül diye bir şahıs trans bir kadınım ve kadınlar tuvaletini kullanıyorum. Problem ne diye başka bir kişinin tweetine alıntılamış. O kişinin tweetine bakarsak da erkek olduğu halde kadınlar tuvaletine rahatça girebiliyor gerçekten bunlara kim dur diyecek artık diye bir tweet. Olay buradan sonra patladı birazcık. Yani trans bir birey nasıl olur da erkekler tuvaletine girer. Tartışma bu. Ama bu tartışmalardan önce insanların kabul etmediği ve gerçekten de çok toksikleşen bir tartışma var. Mentlerde de gördüm bunu. Bir tanesi şey yazmış. Bir biyolog olarak sana çok üzücü bir haber vereyim. Penisini kestirmen seni kadın yapmaz. Arkadaşlar şöyle yazmış. Yapmış ki senin savunduğun devletin bana bu kadın kimliğini vermiş. Bal gibi de kadını ağlayabilirsin. İnsanların yönelimdir, tercihlerdir artık her ne derseniz. Bunlarla alakalı gerçekten bir problemim yok. Ancak dünya ortadan ikiye de yarılsa LGBT diye yeni bir devlet de kurulsa. Ne bileyim 3. Dünya Savaşı ne olursa olsun arkadaşlar dünyada yalnızca iki tane cinsiyet vardır. Biyolojik olarak bu böyledir. Sonradan senin kendini farklı ameliyatlarla, makyajla ya da herhangi şekilde değiştirmen başka cinsiyetler olduğu anlamına gelmez. Ve bu söylediğim homofobiklik falan değil. Bunun için biyolog falan olmanıza da gerek yok. Dünyada iki iki tane cinsiyet vardır. Ha sen o cinsiyette olmana rağmen kendini kadın gibi hissediyor olabilirsin, erkek gibi hissediyor olabilirsin, daha maskülen ya da daha feminen olabilirsin. Ancak bu dünyada iki tane cinsiyet olduğu gerçeğini değiştirmez. Ve bunu artık kötü bir şeymiş gibi algılamayı da bırakın. Bu kötü bir şey değil. Yani erkek olarak doğduktan sonra kadın olmaya karar verdiysen kadın olmaya karar vermek demeyelim de bir kadına benzeme ya da kadın gibi davranmaya. Bu kararına sonsuz saygım var ve bunu yapabilirsin. Ama bilimi reddedemezsin. İki tane cinsiyet varken işte 20 tane cinsiyet var falan diyemezsin. Ama günümüzde öyle bir noktaya geldik ki bilimsel bir şeyi bile savunsan bazı cenahlar seni direkt bir kalıbın içine sokuyor. Homofobik falan diyorlar. Sonra deli gibi linç ettikten sonra sana dünyada var olmayan, bilimsel bir dayanağı olmayan saçma sapan bir şeyi kabul ettirmeye çalışıyorlar. Tuvalet konusuna gelecek olursak evet ben de bir kadın olsaydım. Kadınlar tuvaletinin içerisinde biyolojik olarak erkek bir insan özellikle erkeğe de benziyor diğer fotoğraftaki arkadaş. Feminen avranabilir, feminen gözükebilir ama o bir erkek sonuç olarak. Böyle bir görüntü açıkçası istemezdim. Hatta rahatsız da olurdum. Ama bunu kim daha çok kadına benziyor, kim daha çok erkeğe benziyor gibi çözebilmenin bir ortası yok. O yüzden ne yapabilirsin? Ya özel tuvaletler açacaksın ki bu ekstra masraf demek. Açıkçası ben böyle bir şey isterim ama ekstra masraftan da ziyade bence AVM'lerde ya da pek çok public alanda böyle bir şeyin olmamasının sebebi toplum baskısı. Yani gerçekten de homofobikler çok fazla ve böyle bir şey yaparsan sıkıntı yaşayabilirler o tuvalete giden arkadaşlar. Yalan yok yani toplumdaki homofobik baskısı da az değil ama LGBT baskısı da az değil yani bundan bahsetmeye çalışıyorum. Ya da bu arkadaşlar toplumu da düşünerek ya ben atıyorum çok kadına benziyorum ve kadınlar tuvaletine girdiğim zaman beni kadın olarak algılarlar, bir erkek olarak algılamazlar. Kimseye de bu konuda bir sıkıntı yaratmam. O zaman kadınlar tuvaletinde bulunabilirim şeklinde davranabilirler ama bunun da bir ortası yok. Mesela bu arkadaş bence kadınlar tuvaletine girmeli çünkü erkekler tuvaletine bu şekilde girerse gerçekten çok saçma bakışlara maruz kalabilir, belki problem bile yaşayabilir. O yüzden kadınlar tuvaletine girmesi benim açımdan bir problem yaratmaz yani. O toplumsal baskıya maruz kalmasını ben de istemem. Ama öteki taraftan şu arkadaşın da sırf feminen davranıyor ya da feminen gözüküyor diye kadınlar tuvaletinde olmasını ben istemem. Daha kreatif bir fikri olan varsa yorumlara da yazabilir nasıl bu tuvalet problemi çözülebilir diye. Bir ikinci bir konu var. Beni gerçekten sinirlendiren, yine aynı kişiden geliyor. Bir mesajlaşma var. Soru işareti bırakmış arkadaş. Gördüm diyor. Bu ne? Ne görüyorsan o işte. Ne diyebilirim ki? Bunu niye bana başında söylemedin? Bok bir videodan öğrenmek yerine diyor. Sayenizde benim eski date'lerde trans olduğumu öğrenmeye başladı diye bunu paylaşmış bir de gülücük falan koyarak. Altına da her karşıma çıkan insana eğer ciddi ilişki ya da cinsellik yaşamayacaksak söylemek zorunda değilim. Eğer bu ikisinden biri olacaksa ameliyat olmuş da olsam, kadın kimliğine sahip de olsam söylemem gerektiğini hissediyorum zaten. Aksi halde söylemek zorunda değilim. Şimdi bu çok yanlış bir bakış açısı. Karşı tarafa direkt olarak bir saygısızlık yapılmış. Bir erkekle buluşmuş ve trans olduğunu belirtmemiş. Benim başıma gelse gerçekten büyük bir saygısızlık olarak algılarım. Çünkü baktığınız zaman fotoğraflarına falan erkek mi kadın mı bunu ayırt edebilmeniz mümkün değil. Direkt olarak kadın dersin. Ama karşındaki insan, date e çıktığın kişi biyolojik olarak da kadın biriyle buluşmak istiyor olabilir ve bu onun en doğal hakkı. Yani dünyada bundan daha normal bir şey yok ve bunu belirtmelisin. Bu çok basit bir şey. Kendisi biraz da gelen linçlerden sonra eğer cinsellik yaşamayacaksak söylemiyorum falan diye toparlamaya çalışmış konuyu ama date dediğimiz şey sonuç olarak iki tarafın birbirini tanıdığı sonra birlikte zaman geçirme belki cinselliğe kadar gidebilecek bir sürecin başlangıcıdır aslında. Hatta dediğin gibi süreç oraya gitmiyorsa bile bence söylemelisin. Bence bu senin için de iyi olur. Çünkü karşı tarafın seni nasıl yargılayacağını da öğrenmiş olursun. Bu durum sonra Twitter'daki insanlarda bir paranoyaklık da başlattı. Ulan acaba şu anda konuştuğum flörtüm trans bir birey olabilir mi falan diye. Falan gerçekten olabilir. Eğer benim böyle bir deneyimim olsaydı, böyle bir şey yaşasaydım karşı tarafın yargılarından, benim yaşayacaklarımdan bağımsız olarak bunu söylerdim her zaman. Sonra daha da büyük problemlere yol açabilir çünkü. Videonun başında söylediğim spor ve güzellik yarışmaları konusuna gelecek olursam... ...güzellik yarışmalarına kesinlikle katılmalarını desteklemiyorum. Bence ayrı bir kategori olmalı. Yani kadın güzellik yarışmasında biyolojik olarak erkek olan birinin birinci olması kadar... ...dünyada saçma bir şey bence olamaz. Buradan homofobik diyecekseniz de diyebilirsiniz. Çünkü düşüncelerim gerçekten böyle. Siz sevinin diye popülizm yapacak halim yok. Ve kadınlar güzellik yarışmasında biyolojik olarak kadın olan insanların yer almasını tercih ederim. Spor konusunda da yine söylüyorum arkadaşlar. Farklı bir alan olmalı trans bireyler için. Çünkü net bir şekilde trans bir birey diğerine avantaj sağlayabilir. Kadınlarla yarışıyorsun ama biyolojik olarak erkeksin. E tabii ki fiziksel olarak daha güçlü olacaksın. Ya da mental olarak daha büyük farklılıkların olacak. Bir tane MMA dövüşçüsü galiba trans bir birey. Bu şekilde yarışarak şampiyon olmuş. E bu real bir şampiyonluk diyebilir miyiz arkadaşlar? Ben diyemem açıkçası. Demek içimden de gelmez. O yüzden biyolojiyi reddetmenin bir mantığı yok. Bazı gerçekler var. Ve bu gerçeklerle yaşarsak emin olun daha mutlu olacağız. Şu topluma hak vereceğiz. Şu topluluğu da tanıyalım. Aman bu insanlar ezilmesin. Şu insanın canı sıkılmasın falan filan derken aslında çok daha fazla insanın özgürlüğüne müdahale edildiğini ve toplumu saçma sapan bir şekilde dönüştürülmeye çalışıldığını görüyorum ve bunun karşısında duruyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tokyo vlogunu da yayınladım. Hala daha izlemediyseniz diyecek bir şeyim yok. <laughs> Gidip izleyebilirsiniz. Güzel bir vlog olmuştu. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.